Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Manyak bir turla devam ediyoruz. Woo! Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Beni özlediğinizi biliyorum, yaklaşık bir hafta oldu görüşmeyeli. Geçen cumartesi görüşmüştük en son. Peki diyeceksin ki Yiğit, neredesin bugün ve yanındaki güzel hanımefendi kim? Her hafta böyle değişik güzel insanlarla çekim yapıyorsun ve tanıştırıyorsun. Çağla'yı belki hatırlarsanız yaklaşık bir 6 ay önce Bursa'da çok güzel bir video çekmiştik. Bütün Bursa'yı bize gezdirmişlerdi. Ve bugün tekrardan Bursa'dayız ve Çağla'dayız. Çağla merhaba. Merhaba. YouTube Çağla. Selam. Seni özlediklerini söylediler bu arada yorumlarda. Evet, ben yorumlarınızı bayağı bir okudum zaten. Bayağı benim hakkımda da konuşmuşlar ama hep güzel şeyler söylemişler. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Bazen böyle kötü yorumlar olabiliyor ama onları hiç kafaya takmamak lazım, değil mi? Çok takan biri değilim zaten. Değilsin değil mi? Sen hiç umursamıyorsun bu hayatı. Niye böyle? Kendimi çok seviyorum ben ondandır. Ben de öyleyim çünkü. Kendimi çok seviyorum. Aynen. Biraz daha gamsız olunca arkadaşlar daha başarılı olabiliyorsunuz, daha mutlu. Bugün ne yapacağız? Neredeyiz? Bugün Bursa Keles Gököz köyündeyiz. Size çok güzel bir ahşap villa gezdireceğim. Öyle mi? Bu arada arkadaşlar gezeceğimiz villa tarzı tam Finlandiya tarzıymış. Ben birkaç tane fotoğraf gördüm. Dönden biraz aşağıda gezdik. Devasa bir arazi var bu arada. Devasa. Adeta bir kent olabilir yani. Buranın 26 sahibi. Dönüm 620 metrekare. Wow. Ve bugün çok ilginç bir şey yapacağım. Arkamda gördüğünüz traktörü kullanacağım. Mehmet abi var, şimdi onunla tanışacağız. Ve ondan rica ettim. Dedi ki Yiğit kullanabilirsin. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü videoların devamını gelmesini istiyorsanız bana yardımcı olmanız lazım değil mi? Evet. Takip, follow me. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu arada arazimizin girişi tam şu taraftan itibaren başlıyor. Burada da bir müştemilatımız, aslında misafir evimiz de diyebileceğimiz bir mini villamız var. Burası ciddi anlamda bir çiftlik değil mi? Çiftlik, şu çiftlik. Hayvancılık da mevcut. Aynen, hayvan beslenebilir. Duyduğuma göre at, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan her şeyi beslenebiliyormuş. Evet, aynen. Bu arada kanalın ilk çiftlik videosu. Kesinlikle öyle. Şu ana kadar 70 videonun içindeki ilk çiftlik videomuz ve bu videonun harbi izleneceğine eminim. Annemin hayallerinden biri de Leyla'cığım, merhaba. Arkadaşlar şöyle kısa bir göstereyim. Aldığım bilgi, burada bir at yetiştirme alanı var ve şurada gördüğünüz gibi bir çitle çevrilmiş o atların, hani filmlerde gördüğünüz koşturma alanları var böyle, görüyorsunuz. Atlar oradan çıkıyor, orada koşturuyor, geri dönüyor. Atlar fazla açılmasın yani diye. Ve Bursa merkezden yaklaşık bir saat uzak. 50 dakikada falan geldik. Yol bomboş ve sizi Mehmet abiyle tanıştıracağım. Mehmet abi merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Yiğit abi ben. Çağla'yı zaten merhaba. Tanıyorsundur belki. Nasılsın abi? İyiyim, sizlere sormadım. Sen burada konaklıyorsun aynı zamanda galiba. Bekçiliğini yapıyoruz. Bahçe işlerini, bütün her gereken şeyleri yapıyoruz. Abi bilgini burada hiç yaşlandığını zannetmiyorum ben. Daha da gençleşiyoruz. Daha da gençleşiyorsun, evet, değil mi? Böyle evet. Bir manzara hiçbir yerde yok ya. Bizim Bursa Keles'in en güzel manzaralı yeri burası yani. Bugün abi traktör hayatımda ilk defa kullanacağım. Benim küçükken böyle oyuncaklarım vardı. İnşallah bir tur bineceğim. Normal arabadan farkı yok herhalde. Yok, fazla bir şey farkı yoktu. Yardımcı oluruz yani. Yardımcı oluruz abi. Olmadı abi bir Bursa merkezine iner takılırız. İnşallah. İnşallah. Biz şimdi abi evi gezeceğiz izninle. Tamam, ondan sonra da tekrar buluşuruz. Tamam. Manzara güzel diyorum ya. Cem Yılmaz'ın şeyi çıktı ya en son, videosu. Evet. Yaşamıyoruz abi ya. Görmüyoruz abi ya. Hakikaten öyle. Sürekli bir şey var. Hiç gelmiyoruz abi ama geldik işte. Geldik, buradayız. Arkadaşlar bu arada arazimiz Çağla'nın da dediği gibi tam 26 hatta 27 dönüm. 27. Arazi üzerine kurulu. Gördüğünüz gibi bir adet orman. Çeşit çeşit çam ağaçları var. Yani ev burası mı? Evet. Wow. Harika bir ahşap villa bekliyor bize. Wow. Oh, bu ne? Alpler mi burası? Harika bir Uludağ manzarası. Wow, ben Uludağ'ın böyle bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum ya. Arkadaşlar harika bir manzara ve bir adet de göl var Çağla. Göl, evet, göl manzaralı. Wow, wow, wow. Behlül'ün böyle bir yere geldiğini hatırlıyorum aşkım Emre'de. Müthiş. Arkadaşlar böyle bir manzara kanalda yok. İki manzara bir arada. Türkiye'de arada yapılmış ev turlarında da böyle bir şey yok şu anda. Bir ilkiz o zaman. Bir ilkiz. Bu göl duyduğuma göre donuyormuş. Evet, kışın donuyor ve üstünde buz pateni oluyor aynı zamanda orada. Aynen, kışın daha güzel görünüyor. Her yer bembeyaz. Orası da aynı şekilde. Müthiş ya. Ya Türkiye hakikaten güzel. Evet. Türkiye hakikaten güzel. Arkadaşlar. Gezip görürsek. Evin dış görünümü de harika ama şimdi göstermeyeceğim size. Biraz meraktan çatlayayım. Belki biraz introda giriş kısmında görmüşsünüzdür. Şimdi evin içerisini gezelim. Hadi gezelim. Bu arada bu ev arazi daha doğrusu. Ev değil ya bu. Burası bir şehir gibi oldu. Ev satışta aynı zamanda. Evet. Çağla ve ortak arkadaşları pazarlıyorlar burayı. Açıklama kısmında bu evle ilgileniyorsanız onlara ulaşabilir. Satın alabilirsiniz. Benim param olsa ben şu anda almayı düşünüyorum çünkü... Hemen satabilirim. Yok valla. Hemen satabilirim. Mehmet abi, bir 10 milyon var mı abi?
Çıkışta abi şey yapalım. Evet arkadaşlar hazırsanız şu anda 26 dönüm arazimizin üzerinde 250 metrekare. Bir konutumuz var. Konutu gezeceğiz. Ardından da şu besi alanlarına gidebilir miyiz ya? Tabii ki de gidebiliriz. Gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz. Böyle güzel bir beyaz kapımız var. Evin dışı hakikaten aşık olacağım tarzda bir şey yapmışlar. Farklı bir yapısı var. Bir tane Kanada tarzı bir villamız vardı. Kumburgaz'da çektiğimiz. O da bambaşkaydı. Buna biraz benziyor. Demek ki kuzey ülkelerinin şeyleri, tasarımları biraz birbirine benziyor. Şimdi içeri girelim. Evin içerisini merak ediyorum. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Efendim hanımlar önden lütfen. Teşekkür ederim. Yani centilmen de hiçbir zaman bırakmam. Ev komple ahşap mı Çağla? Evet ahşap. Aynı zamanda burada şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde çivi yok. Öyle mi? Birbirine geçirmeli ahşaplar. Şaka yapıyorsun ya. Burada çivi yok. X-ray ile geçsek yani hiç ötmez yani. Ay ayağım olsun. Evet turlamaya başlayalım. Burada sanırım kiler. Kiler var. Bestiyer var arkadaşlar burada. Şöyle kısa dolap. Bir göstereyim. Gelin bakın. Böyle bir dolap yerimiz var. Bu arada galiba evet evin her şeyi tahtalı ahşapları birbirine geçirmeli. Şuradan burada da bir çamaşırlık ve elektrik panosu bölümü var arkadaşlar. Çamaşırlık. Arkadaşlar gelin bakın detaylara. Görüyor musunuz? Evde hiç gerçek çivi yok. Çok büyük işçilik bu ya. Özel gerçekten tasarım. Evet. Burayı hangi firma yapmış? Finyan diye merkezli Honka. Honka. Evet. Aa, evin geri kalanını gezmeden şu paltoları çıkarsak mı ya? Evet ben de bunu ne zaman diyeceksin diye düşünüyordum. Alayım. Saçların çok güzel olmuş bu arada. Teşekkür en sondan ederim. Daha da açtırdın galiba. Evet evet daha açtırdım uçlarını. Dibimi biraz daha koyu yaptım. Ben gri renge hastayım ya. Bütün kızlar gri yapmalı bu arada arkadaşlar. Herkes ben çok seviyorum. Ben seviyorum diye yapmasın. Herkes şuraya koyuyorum Çağla. Aa, sorun yok oraya bırakalım. Gelirken çok korkuyordum. Kar var mıdır yok mudur acaba üşür müyüz diye. Arkadaşlar ama tipim nasıl? İyi mi Çağla? Nice. Değil mi? Fena değil. Bugün beyaz tişört giydim. Bence güzel oldu. Bence de güzel oldu. Bundan sonra giyeceğim ya. Kesinlikle giymelisin. Çok açtı seni aynı zamanda. Evet. Devam edelim. Şu anda salona giriş yapmış bulunmaktayız. Sağ adımda giriş yaptık arkadaşlar. Sağ tarafta bir Amerikan mutfak mevcut. Aha. Bakalım karıştıralım evet, biraz mutfağı. Karıştıralım. Şu kısmı ben çok sevmiştim ilk geldiğimde. Aha. Böyle otururum. Aa, birileri güzel yemek falan yapar bana. Ben getirir kahve falan. Sen yemek yapmazsın yani değil mi? Yok ben yemek yaparım. Sen yemek yapmayı seviyorum ama bilemedim şimdi. Bence gençsin güzelsin yapma. Birileri yapsın. Birileri yapsın bana getirsin. Ya da ileride müstakbel için personelleri olsun yapsın yani. Ben zaten öyle düşünüyorum. Keyif yap. Burada bir Amerikan mutfağımız var. Mutfak dolapları var arkadaşlar. Bir buzdolabımız mevcut. Burada da evet çift kapaklı buzdolabı var. Sanırım ev sahibi hafta sonları hala kullanıyor burayı. Hafta sonları da geliyorlar. Hı-hı. Küçük bir iki günlük tatil yapıp tekrardan dönüyorlar. Evet seni takip ediyoruz. Evet. Burada bir veranda var ama sonra çıkalım. Birazdan gezdireceğim sana okay o verandayı. Evet. Bu arada tavan yüksekliğine aşık oldum. Arkadaşlar inanılmaz yüksek. Gerçekten ben sanmıyorum 5 metre falan var ha. Var var. Bayağı rahat yüksek var. Zaten şu kablodan da avizenin kablosundan avizenin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Avize harika. Devasa. Finlandiyalılar böyle mi seviyor acaba hakikaten ya merak ettim. Demek ki böyle seviyorlar. Burada da iki kişilik bir alanımız var. Evet. Ne yapılır burada? Oturayım mı? Kahve içilir. Arkadaşlar güzel bir keyif alanı var burada. Büyük ihtimal Bursa'da yaşayan bir iş insanı ya da evet aile olabilir, bekar olabilir. Burayı satın aldığında hafta sonuna gelir. Kaçamağa gelebilir bilmiyorum. Kafa dinlemeye gelebilir. Buradan oturup Uludağ manzarası ve göl manzarası. Ve full kendi arazisini görüyor bu arada. Evet kendi arazisi. Hepsi bize ait. Gel buraya telefonunu hepsi kapat. Hepsi bize ait. Kafanı resetle. Benim bu aralar ihtiyacım olan bir şey de. Evet. Bakalım. Burası ne oturma, televizyon, film ve aynı zamanda bir şöminemiz mevcut. Ha. Şömine başında oturup keyif yine yapılabilir. Şöyle mi? Benim böyle şömine zamanlarında Burhan Altıntop geliyor aklıma. Onun bir tane sahnesi vardı böyle leopar kıyafetle. Ben hiç bilmiyorum. Biliyor musun benim için her zaman cinsellik ikinci plandadır. Önemli olan her zaman aşk. Love. Merhaba, Burhan Altıntop'a. Burası da güzel bir alan ve burada otururken de dağ manzarası görebiliyorsunuz evin arkadaşlar. Evin her cephesinden manzara görebiliyoruz aslında. Evet, Finlandiyalıların tasarımında demek ki şey mi var acaba? Her yerde cam. Cam, evet her yerde. Bizim Türk mimarisinde pek yok o. Yani her köşede bir cam var. Arkadaşlar gelin şöyle bir açı vereyim size. Selamun aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Burada bir arkadaşına sohbet ediyorsun ve karşıda yine Uludağ manzarası var. Muhteşem. Manzara devam ediyor. Çağla bayıldım ben buraya ya. Fiyatını da merak ediyorum bu arada ciddi anlamda. En sonunda
Onu da paylaşacağım sizinle. Fiyat en son. Burada güzel bir büyük bir yemek masası alanımız var galiba. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 karşıda olsa 10, 11, 12 kişilik bir yemek masası bölümümüz var. Ve villamız loft villa şeklinde böyle. Evet. Galeri boşluğumuz var. Harika. Bu katı bitirdik mi? Daha devam ediyor galiba orada. Oraya da bakalım. Beni takip edin. Bu katta bir tane yatak odamız mevcut. Hı hı. Bu da yine aynı zamanda orman manzaralı. Wow. Yine bir manzara var yani. Bir orman havası çekelim mi içimize? Hadi çekelim. Sessizliğe bak. Çıt oynamıyor. Mükemmel. Hay konuşasım gelmiyor. Buranın kendine ait banyosu var galiba. Evet, ebeveyn banyosu. Küçük bir banyomuz mevcut. Müthiş. Ya bizim bu YouTube videoların işi de çok zor. O kadar güzel evler. Gez, 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 gez. Eve git. Sonra eve git. Burada banyo mu var acaba? Evet. Oraya da bir bakalım. Giriyorum ben bir. Buyurun. Evet arkadaşlar, burada da bir misafir tuvaleti var. Ve gayet güzel. Ahşap. Sanki böyle gerçekten dağ başındayız ama zaten dağ başı burası ve muhteşem. O havayı veriyor, o hissiyatı veriyor. Ve üst kata. Şimdi üst kata size doğru çıkıyoruz. Beyaz merdivenlerimiz beyaz var. Beyaz merdiven. Uyum sağlamış. Belki siyah renkte olabilir miydi? Yok. Siyah. Boğabilirdi aslında. Boğabilirdi. Siyah. Evet. Evet. Zaten dışarıyı daha göstermediğimiz için neden beyaz olduğunu dış görüntüyü gördüklerinde anlayacaklar. Aa, okey. Anladım. Burası yatak odası. Wow. Güzel. Gelin. Gelin, 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 gelin. Beraber bir turlayalım burayı. Güzel bir yatak odası bu arada. Evet. Şuala. Yine çok şık bir avize kullanmışlar. Evet. Farklı güzel bir. Bu taraf böyle biraz daha tabii eğimli. Orası da eğimli. Evet, ama eğimli. Hiç hissettirmiyor. Burada da güzel bir yine bir manzaramız var. Göl manzaralı ve dağ manzaralı. Şu mobilyalar da güzelmiş bu arada. Ahşaplarla uyumlu. Ahşap. Bu arada ahşabın çok önemli bir özelliği var. Geç ısınır ama ısıyı korur. Yani mesela şeylerde aslında otobüs duraklarında ahşap kullanmaları lazım. İnsanların poposu hemen üşümesin. Bak ne kadar düşünceli. Burada da bir adet banyomuz var ebeveyn arkadaşlar. Ebeveyn banyosu yine. Ebeveyn banyosu. Bu sefer seninle geleyim. Gel burada. Bir tane duşakabinimiz. Burada da güzel bir banyo. Banyo. Lavabomuz var arkadaşlar. Lavabo. Bazen kafam karışabiliyor. Kusura bakmayın. Evet, güzel bir oda. Buranın da manzarası yine tabii ki de dağ ve ova manzaralı. Harika bir manzarası var. Şöyle kısa bir bakabilirsiniz. Bu arada eşyalı mı satılık burası? Evet. Birkaç bir şey alıp o şekilde çıkacaklar. Eşyalı şekilde satış. Arkadaşlar eşyalı satılık bu arada. Yani özel eşyaları varmış, onları alacaklar ama yatak matak bu yok, dolap hayır, burada kalacak. Hayır, bunların hepsi kalacak. Dolaplar, yataklar hepsi kalacak. Evet. Bence bu evi gerçekten yaşamayı seven birisi yapmış. Yani hayattan zevk alan, evet, hayattan keyif alan birisi yapmış. Çocukları için yaptı aslında. Öyle mi? Evet, çocukları için yaptı ama onlara da hafta sonu ya da ayda bir gelmek zor geldiği için artık kendisi de gelemedi. Ben de yani çocuklardan biri olsam derdim ki hani böyle Ege tarafları, Akdeniz tarafları eserim. Zaten onlar da öyle yapacaklar, ama gidecekler. Ne kadar güzel bir düşünce, aile yapısı ya. Bayıldım. Ya burayı hakikaten özel yapmak lazım. O geçtiğimiz yollar falan hep arkadaşlar burada Bursa merkezden buraya gelirken hep dağ yollarından dağ geçtik. Yolu. Ama dümdüz. Hep asfalt ve muhteşemdi. Araba yok pek fazla. Trafik yok. Evet, devam edelim. Diğer odaya geçelim. Diğer odaya geçmeden burada da yine bir oturma sohbet alanı edebileceğimiz oturma alanımız mevcut. Evet, güzel. Buradan yine manzara. Manzara hakim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Türk mimarisinde niye böyle yok böyle şeyler ya? Hiç görmedim. Yok. Bizde en fazla bungalov yapıyorlar. Bungalov. Onlar da oda minicik. Minicik yani. Hı-hı. Param olsa da beni alsam. Dedim hemen satalım diye. Vallahi yok ya. Arıyorum bakıyorum. Yok yani. Bir tekrardan bakalım bence. Bir tekrardan bakalım. Şimdi çocuk odası burası. Hı-hı. Bu şekilde. Burada da çift kişilik yatağımız var. Hı-hı. Bunlar da herhalde evin içinde dahil. Evet evet. Bunların hepsi dahil. Ha öyle mi? Hepsi dahil aynen. Yani aa, şunlar, dolaplar aynı zamanda çıkmayacak. Evde her şey ahşap, harika. Burada da bir çift kişilik ranzamız var arkadaşlar çocuklar için. Ve burada da bir giyinme dolabı var. Buna da gelin bakın isterseniz. Büyük bayağı. Tabii içerisinde yine özel eşyalar var. Pek fazla bakamıyorum. Bu da evin içinde fiyata dahilmiş. Şimdi burada da son odamızı geziyoruz. Misafir odası burası da. Master bedroom, ana yatak odası gezdik. Çocuk odası gezdik. Misafir odasını geziyoruz. Yani üçüncü odamız arkadaşlar. Tree. Minik bir balkon. Ooo güzel. Ev sahibi olma burada. Misafir ol. En iyi Finlandiya evi arkadaşımın Finlandiya evidir demişler. Biliyorsunuz. Biliyor musun onu? Hayır bilmiyorum. Yine en iyi yat duydum. En iyi yat arkadaşımın yatıdır. En iyi Finlandiya evi arkadaşımın Finlandiya evidir demişler. Burada yattım. Böyle kalktım. Ah, neredeyim? Dağdayım. Neredeyim? Dedim. Bak şimdi böyle açtım kapıyı. Temiz bir hava. Geldim böyle. Ve muhteşem manzarayla karşı karşıyayız. Bir de şöyle isterdim. Böyle elimde bir adet sıcak filtre kahve. Sever misin filtre kahve? Severim. Bayılırsın değil mi? Üzerinde şey mi mesela? Röpteşambur ya da bornoz. Ya da şey gecelik. Aynen, gecelik. Gecelik. Gecelik olsun. Kafanda bir bere. Şu manzaraya bakacaksın. İçeceksin kahveni. Diyeceksin ki hayat bu işte. Hayat bu kadar kolay ve sakin, sessiz. Ne biz koşturuyoruz İstanbul'da falan ya. Değil mi? Evet. Ne oluyor ya o şehirde? Ne oluyor yani? Haydi iki kere gel yeter. Mis gibi. Hiç psikolojik sorunun kalmaz. Bak bu sessizlikte ortamı bozan kim
kim var? Bir tek ben varım. Bu arada şu karşımızda şöyle hafif göstereyim bak. Yemyeşil. Ne kadar güzel. Burası bu arada bizim arazinin içi mi? Evet, burası. Hepsi bizim. Bu arada arkadaşlar hepsi bütün bizim arazi. Bakın şöyle. Şöyle bu gördüğünüz köy bizim. Satışta yani. Ay fiyatını sormadan hala çatlayacağım. Neyse bekliyorum. Sessizce bekliyorum. Devam edelim. Uludağ manzarası. Şimdilik siz kalın burada. Çatıya bir bak. Ne kadar güzel yolsun tutmuş. Kuzeyi gösteriyor demek ki burası. Ya şurası ya burası kuzeyi gösteriyor. Evet. Bir evet. Banyo daha bizi bekliyor. Evet bakalım. Burası misafir odasından çıkıp hemen burada kullanabilecekleri bir banyomuz. Arkadaşlar banyoda manzara var. Manzara düşünmüşler sineklikle. Evet. Bak bu sineklik detayları önemli. Gerçekten manzara var. Vallahi müthiş. Bunu bile düşünmüşler. Evet. Sinekliğini de kapatalım. Bu avizeler falan da fiyata dahil olacak mı yani satışın içinde? Evet evet avizeler de dahil. Bu da çok şık yine. Ay vallahi arkadaşlar güzel ya. Böyle yerlere gelince bende şey oluyor Çağla. Ne? Hani mesela Residence falan geziyoruz. Onlar güzel büyük müstakil villalar geziyoruz ama bunlar bana daha şey samimi de geliyor böyle. Hani benim böyle bir yerim olsa ayda iki kere mutlaka gelirim. Telefonu kapatırım. Sosyal medyaya girmem. İnternete girmem. Kitap okurum. Ne bileyim bir sosyal tane. Sosyal medyayı özlemeyecek misin? 2000 ya. Özlerim. Çok inanmadım. Bir tane de köpek alırım buraya. Böyle yaşar gideriz 2 gün falan filan yani. Müthiş olurdu. Sen ister miydin böyle bir yer? İsterdim. Ben çok seviyorum. Ben zaten bungalovları falan da çok sevdiğim için bu da bana ayrı bir cazip geldi yani. O zaman evi de bitirdik. Şu verandaya bir çıkalım. Orada da hadi biraz sohbet edelim. Besi alanına gidelim yahu. Besi alanı mı denir oraya? Besi alanı. Bu arada paltoları alalım, donarız. Evet. Ay güzel ya. Hadi bu sefer ben sana. Aa, severim. Ya benim kadar şanslı bir erkek var mı ya arkadaşlar? Herkese bir YouTube kanalı tavsiye ederim falan demiş. Çıkabiliriz o zaman. Arkadaşlar Cem Yılmaz'ın şeyini izlediniz mi? Beğendiniz mi? Sen izledin mi? Hayır, çok kısa bir kesitini izledim. Vaktim çok olmadığı için izledim. Tavsiye ediyorum. Müthiş. Çok güzel. İzlemeyenlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Cem Yılmaz çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlardan biri. Çocukluğumdan beri 20 yıldır filmleri ve stand-up'larıyla büyüdüm diyebilirim. Belki birkaç espri yeteneğimizi de senden almışızdır Cem abi. Zihnine ve IQ'na, tespitlerine hayranım. Her seferinde böyle diyorum ki wow, müthiş. Yani içimizde olanı o direkt söylüyor. Bu arada ilk fark ettiğim şeyi göstereyim size. Şurada bir arı kovanı var. Onu benim göstereyim. Benim görmemiştim. Çok tatlı. Ne kadar güzel ya. Bu arada şömine için odunlarımız da var burada galiba. Evet evet. Tatlış. Şimdi burada bir oturma alanımız var. Şezlongumuz var sanırım. Yazın burada yazın güneşlenme ihtimali var mı? Olabilir. Kimse yok zaten. 26 dönümde bize ait olduğu için. 25-26 derece oluyordur herhalde burası. Bir fark ettiğim şey de burada açılabilir, katlanabilir bir cam şey var. Rüzgarı engellemek için. Evet, rüzgarı engellemek için. Sanırım Uludağ tarafından. Orası kuzey galiba, yosun tarafı da orayı gösteriyordu. Rüzgarı kesiyor. Rüzgarı kesiyor, aynen. Burada geniş bir terasımız var arkadaşlar. Evet. Hep beraber şöyle gezelim, görelim. Dolu dolu, Anadolu. Ve evin dışı da gerçekten harika görünüyor. Bugün hava güzel. Evet. Arkadaşlarımı alırdım. O içerideki büyük yemek masasını buraya koyardım. Aslında bir yemek masamız da burada var. Aa, varmış. Onu görmedin. Aa, evet. Onu ama getirebiliriz. Kaç kişi? 6 kişi galiba, 7 kişi. Evet, o da güzel. Aynen. O zaman 20 kişi çağırdığımda onu getiririm ben. Tamam. 20 tane arkadaşım vardır herhalde yani. Var mı bilmiyorum. 20 bin abonem var 20 arkadaşım. Evet işte doğru söylüyorsun. Hakikaten ya arkadaşlarımdan hayır yok. Ya. Benim en yakın arkadaşım benim videolarımı izlemiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de çok nasıl yani? Yemek masasını getirdim buraya. Evet. Bak şimdi olayı kurguluyorum. Ben karnım da aç zaten. Barbeküyü getirdim buraya. Gerçi orada da bir. Barbekümüz orada. Orada da var. Oranın başına ben geçeceğim demek ki. Masayı koydum. İçeceklerimizi de dizdik. Şey diyemiyorum, marka veremiyorum. Marka yok. Hava güzel. Bir de bu havada şu anda arkadaşlar oksijen çok yüksek. Yani gerçekten tertemiz. Bak. Bütün ciğerlerim oksijen doldu. Mangalı başlattık, sohbeti başlattık. Hayatımızın en güzel sohbetini burada yaptık ve yemeğini yedik. Oyun oynadık, yattık uyuduk. Sabah da gittik gölün etrafında kahvemizi içmeye. Kahve. Al sana hayat. Yemek alanını size de göstereyim dedim arkadaşlar böyle. Buraya koyduk. Sizin de bir fikirleriniz oluşmuştur. Şu an belki diyorsun ki ah ben orada olsam şöyle yaparım. Belki farklı fikirleri olan vardır bu arada. Olabilir. Burayla alakalı. Baksana ya. Oh, istiyorum ben böyle bir ev ya. Söz alacağım ya kendime. Bu videoda vlog kaç bilmiyorum. Söz veriyorum kendime böyle bir ev alacağım. Göreceksiniz ha. Var oğlum. İnanmıyor musun bana ya? İnanmıyor musunuz? Görürsünüz lan. Bu kanıt olarak kalsın. Veranda biraz önce Yiğit'e gösteremediğim yerdeyiz. Yiğit'im. Burada da sabah kahvaltısı yapabiliriz. Şimdi gidiyoruz. Nereye? Besi'ye. Besi beğendim. Alanına daha doğrusu. Sen ne kadar sevdin bu evi? Ben çok sevdim. Bayıldım hatta. Değil mi? Ben de kendim alacağım. Evet. Şimdi çiftlik alanlarına
kısmına doğru gidelim arkadaşlar. Bütün çiftlik bize mi ait? Bütün çiftlik bize ait. Şu wow. aşağı kısımda görünen yerler de bizlere ait şuraya aynen. kadar. Wow. Şimdi size oraya kadar götüreceğim zaten. Ev çok güzel duruyor ya. Bir gelin bir daha bakın ya valla. Yaşayan ev ya. Çok güzel. Yaşayan çok ev. Çok harika bir görüntüsü mevcut. Evi tekrar ediyorum. Almak istiyorsanız Çağla'larla iletişime geçebilirsiniz. Benimle iletişime geçin. Çağla'yla. Mail adresimi aşağıya bırakacağım. Bırakıyoruz. Instagram adresini de bırakıyorum. Takip edersiniz belki. Abi sen gıdaları nereden temin ediyorsun? Nerede yemek yiyorsun? Kelesimiz 2 kW'a ihtiyacımızı oradan görüyoruz. Hı hı. Burada ekim dikim yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet. Ne var, neler var? Ceviz, kestane, kilaz, vişne, şeftali. Sen neyin anlar. Nerede olduğunu biliyorsan tabii beraber tabii. gidelim mi? Aşağı doğru. Gidelim yani. Aha. Aşağıda hayvan çiftliğimiz var. Büyükbaş, küçükbaş. Wow. Şu an içeride büyükbaş hayvan var mı? Şu an yok. Sistem hazır yani. Ha. Yani hayvanları satın alıp tabii, tabii. başlatabilirler yani. Bizim arazinin sınırı nerede bitiyor? Şu teller mi? Evet. Teller kesiyor. Aşağı doğru aşağı devam ediyor. Telden dışarıda yerimiz yok. Telin içi. Sen kaç yıldır bu şeydesin abi bu tesiste? Kuruluşundan beri buradayım. Burada. Kaç yıllık burası? Aşağı yukarı 2011'de kuruldu. 2011'de kuruldu. 10 yıl. Buradayım yani 10 yıldan beri buradayım. Ben civarda bu yolda gelirken böyle bir yapı hiç görmedim. Buranın tek ürünü gibi böyle bir şey. Harika. Burada değil Bursa'da bile ama çok nadir böyle bir yapı yani. Keyif için yapmışlar tabii, abi tabii. galiba. İçeride de onu söyleyeyim. Böyle bir evi yapan gerçek bir hobisi olmalı. Zevki evet. olmalı yani. Öyle gelip lap diye villa dikince olmuyor. Mutlaka yani. Böyle mutlaka bir tasarım şey, istiyor olman lazım. Özene özene yapılan bir şey. Her sistemi var. Kamera sistemine kadar. Var. Elektrikler kesildiğinde jeneratörümüz var. Jeneratör var. Otomatik faaliyete geçiyor. Jeneratörümüz var arkadaşlar bu arada. Mehmet abinin de dediği gibi. Elektrik kesintisi oluyor olabilir çünkü burası biraz da köy tabii. ortamı. En yakın köy merkezi nerede burada? En yakın 2 kilometre ilçemiz var. Keles ilçemiz. Orada mesela market falan. Hepsi var. Hastanesinden tut. Öyle mi? A101. Ha, yaşam merkezine çok uzak değil o zaman. 2 kilometre mesafesi var. Çok iyi. Oranın içinde de olmak istemezdim ben böyle bir evde. Böyle ayrı olsun, özel olsun. Ama bir şey oldu mu da yakında hemen tabii. hastaneye ulaş. Evet. Bayağı bilgilisin abi. Sen nerelisin aslında? Ben Kelesliyim yani. Keleslisin. Buralısın yani evet. direkt doğma büyüme. Evet, evet. Duyduğuma göre abi çok ünlü bir sanatçının köyü. Kimdi? Müzayen Sezer. Müzayen Sezer. Doğma büyüme buralı. Doğma buralı. Ondan sonra büyüme İstanbul'da. İstanbul'a tabii. geçmişler. Hı-hı. Çok güler yüzlüsünüz abi. Bu arada ben direkt sordum. Mehmet abi traktör kullanabilir miyim? Kullan dedi. Normalde İstanbul'da öyle olduğu zaman kardeşim boşver git başımdan falan diyorlar normalde. Ama burada müthiş bir şey bence. Evet. Evden biraz yürüdük. Yaklaşık 500-600 metre falan yürüdük herhalde. Şimdi besi alanları diyebileceğimiz yere geldik. Göstereyim ben size. Aynı zamanda arkadaşlar bu arazi satın aldığınızda hayvancılık yapabileceksiniz. Burada öyle bir özellik var. Bakın burada besi alanları kurulu. Şimdi Mehmet abi bize burayı detaylı bir şekilde anlatacak. Şu gördüğünüz 3 dönüm araziye hı-hı. açık besi. Açık besi alanı. Kaşıma aleti var. Burada yemliklerimiz var hayvanlar için. Bu 3 dönümde geziniyorlar. Otomatik suluklar var. Hı-hı. Kapalı alanımız da arkası. Orasına bakacağız şimdi. Orasına bakacağız. Şurası şu belgesellerde gördüğümüz. İnekler mi oluyor genelde abi? Evet. Büyükbaş. Ondan sonra bu kaşıma aleti geliyor hayvan değdiği zaman otomatik dönüyor. Öyle mi? Tabii tabii. Ha, yani sürekli kaşınıyor mu hayvanlar? Niye var böyle bir şey? İnsan da kaşınıyor yani geldiği ha. zaman. Ha, doğru. Aynen yani, doğru. Ben anneme kaşıtıyordum kendimi. Ona değdiği zaman otomatik dönüyor. Ha. Hayvan boynunu kaşıyor. Her yanı kaşınıyor yani. Vay be onun için özel bir kaşıma özel aleti yani, koymuş. Tabii, hani tabii. bize özel masaj aletleri var ya AVM'lerde. Al işte hayvan ha, değil aynen. mi? Bu peki arkadaki kapalı arkadaki alan? Ot samanlık. Samanlık. Ot deposu. Kapalı besi alanına bakabiliyor muyuz? Tabii. Oraya da bakalım. Müthiş. Kaç tane hayvan sığar buraya büyükbaş? Bizim bu arada 24 tane adet bağlama yelimiz var. Aha. Açık besi istersen 200 tane koy. Sıkıntı yok yani. Açık besi de hangi hayvanlar bulunabilir? Büyükbaş, inek. İnek. Büyükbaş her şekilde hayvan konabilir yani. Kapalı besiden açık besinin farkı ne abi? Kış döneminde kapalı yer alıyoruz. Bizim hı-hı. burası deniz seviyesinden 1000 metre yüksek. Hı-hı. Kışın burada bakıyoruz, yazın açık beside bakıyoruz. Hı-hı. Özelliği bu. Özelliği anladım. Evet arkadaşlar, ilk defa büyük besi ahırına giriyorum ben de. Oh, valla güzel şey kokuyor. Köy kokusu olur ya hep. Aynı köy kokuyor. İki tane böyle bağlıyoruz. Bakayım abi. Sıralı şekilde. Bir büyük baş buraya. Devam ediyor. Bunlar su sistemi herhalde. Bunlar otomatik su sistemi. Zamanında var mıydı var ev sahibinin burada? Biz burada 20 taneye falan çıktık hı-hı. yani. 20 taneye bak. Ona kadar çıktık yani. Onlarla yine onlar mı ilgileniyordu? Beraber ben toplayacağım. Bakımını ben yapıyordum. Hı-hı. Tabii şu an sattık. Kalmadı. Ay, güzel ya. Evet. Küçükken babam beni de bir köye götürmüştü birkaç defa. O anlar geldi aklıma. Ata falan bindirmişti. Attan düşmüştüm. Arazimizin devamı bitti gibi herhalde abi. Karda at
at alanımız var, at besleme alanı. Çilek bahçemiz var, poşet üstü. Tabii yazın olsaydı çilekle yıkamalardım size. Aa, olsun. Şu an aktif olarak bir şey var mı abi? Şu an aktif yok, kış dönemindeyiz. Kış döneminde hiçbir meyve olmuyor bizim burada. Hı hı. Mayıs'ta başlat, Ekim'e kadar meyve sıkıntısı yok yani. Yani mesela Ocak, Şubat'ta kar yağar buraya. Peki, diyelim kar yağdı. Burayı alan kişi ulaşımını sağlamakta güçlük çeker yok, mi? Yok, hiçbir güçlük yok yani. 7-24 saat yollar açılıyor. Öyle mi? Hı hı. Her zaman belediye çalışıyor. Evet, burası tabii. Hangi belediyeye bağlı? Keles. Ha, Keles Belediyesi'ne bağlı. Yani, evet. Köy olarak da? Gököz. Gököz Köyü. Gököz. Oh, harika. Peki, doğal alışverişini zaten burada eken, biçen ev sahibi yapacaktır, satın alan mesela. Peki diyelim, mevsim böyle, köyden de alışveriş yapabilirler tabii, değil mi? Doğal ürünler. İlçemiz var 2 kilometre. Yani 5 dakikalık yol. 5 dakikalık yol, harika. O zaman şimdi şöyle yapalım Çağla. Evet. Evin oraya geçelim. Evin oraya geçtiğimizde bir evin fiyatını vesaire konuşalım. Tamam. Bir bonus bölüm olarak da traktöre bineceğim arkadaşlar. Mehmet abi eşliğinde. Yardım inşallah olalım. Kaza yapmayız abi. Tamam. Arkadaşlar yukarıda görüşürüz. İlk çiftlik turumuzu tamamladık. Çağla sahayende ve Çağla'nın arkadaşları. Leyla'cığım buradan seni çok öpüyorum. Tanıştırayım. Leyla, Şule. Bu iki genç hanımefendi de Çağla'yla beraberler, birlikteler. Evet. Birlikte bu evi çalışıyorlar, pazarlıyor. Hatta evet. Şimdi bizden sonra müşteri gelecek buraya. Evet. Bence kaçırmayın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu iki enerjik, hatta evet. Üç enerjik insanı da tanışmanız için sabırsızlanıyorum. Evet. Kristal Tek Türkiye ofisi. Doğru dedim. Doğru söyledim. Evet. Bursa'da. Kristal Tek gayrimenkul. Evet. Nilüfer'de. Müthiş bir ofis. Ofisleri de çok şık. Güzel toplantı odaları, girişleri vesaire var. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür evet. Ederiz. Şahane bir çekimdi. Satılır. Teşekkür ediyoruz. Evet. En kısa sürede. Ben kamera önüne geri dönüyorum. Teşekkürler. Nasıl buldun villamızı? Aşık oldum. Müthiş. Ya inanılmaz güzel ya. Ben yakıştım mı villaya arkadaşlar? Bence çok yakıştım. Benim böyle bir evim olsa mesela yakışırdı. Olacak, ben inanıyorum zaten. İş adamı ama hafta sonu kaçamağı yapan bir adam. Güzel, dış tasarımı da çok güzel. Evin tamamen ahşap oluşu da çok güzel. Şimdi merak ettiğimiz en büyük konu. Soru. Bu evin bugün almaya kalktığımızda ev değil ya Yiğit. Villa. Kendine gel. Arazi içerisindeki çiftlik hatta öyle söyleyeyim. Evet. Bu çiftliği almak istersen bugün ne kadar ödemem lazım? Duyacağın rakamı hazır mısın? Evet, hazırım. Fiyatını söylüyorum. 10 milyon 250 bin TL. Yani liste fiyatı değil mi? Evet. Yani mesela teklifleri açık oluyor mu bir şey böyle? Bence zaten pek, uygun. Aynen, pek yok açıkçası. Arkadaşlar bu arada evle ilgili deniyorsanız şu anda Bursa'nın Keles Belediyesi'nin Gököz Köyü'ndeyiz. Gököz. Harika bir Uludağ manzarası var, görmüştünüz zaten. Bu evi satın almak isterseniz, gerçi bugün birazdan eve müşteri gelecek ama inşallah satılır. Onların işi de hızlıca çözülür ama açıklama kısmında Çağla ve arkadaşlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Çok tatlı, enerjik bir ekip. Ben almanızı tavsiye ederim. Traktöre binmek istiyor musun sen de? Denemek istiyor musun? Müsait değilmişim galiba. Galiba müsait çok değilsin. Çok müsait değilmişim. O yüzden sana bay bay diyorum. Aynen. Ben biraz daha burada vakit geçireyim. Bana başarılar diliyorsun değil mi? Sen git. Çağla'cığım öpüyorum. Ben görüşürüz. Biraz traktöre biniyorum. Bye arkadaşlar bye. Traktörün orada görüşürüz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa biniyorum. Milli oluyorum. Yapabilirim ya. Normal vitesli araba gibi mi? Tabii tabii. Bak bu vites. 4 vites mi? 4 vites. Bir de geri var 5 değil mi? Aynen. Tamam. Bu direksiyon. Şimdi. Derbece bas, frene bas, anahtarı çevir sola. Derbece bas, hızlı bas. Frene de bas. Wow, güçlü basmak evet. Gerekiyor. Çalıştı. Wow! Çok heyecanlı. Wow! Dedem de böyleymiş demek ki. Çok iyi. Nasıl gidiyor? Güzel, yakıştı mı bana? Yeni bir traktör arıyorum. Görüp geliyoruz. Arkadaşlar 20 milyonlukla karşınızdayım. Hop çekin. El frenini çektik. Oh be, özüme döndüm. Erkeklik bu işte. Erkeklik bu. Bu arabalarla değil. Bununla abi ya. Hissediyorsun abi arabayı. Bu arada arkadaşlar 3 tane de kapalı otopark yerimiz var. Garajımız var özel. Abi hem traktör için hem de verdiğin bilgiler için Çağla'ya da ayrıca teşekkür ettik. Sen de bize çok yardımcı oldun. Şey değil. Buranın çünkü 10-11 yıldır A'dan Z'ye sen evet. Biliyorsun. Biz artık İstanbul'a kaçma vaktimiz geldi. Evi almak isteyenler ne yapacağını zaten biliyorlar. Evle ilgilenen arkadaşlar yorum kısımlarında boş bırakmayın. Bu arada bir şey söylemek ister misin abi tüm dünyaya? Bütün dünya izliyor şu an Türkiye. Herkese çok selam. Bekleriz yani. Bursa, Gököz'e. Gököz'e bekleriz. Selam söylemek istedim. Bu arada oğlun, ailen biri varsa istersen ben söyle. Aileme, çocuklarıma, kızım İzmir'de okuyor. Gözlerinden öperim. İyi dersler bu arada. İzmir güzel şehir. Ben de anneme, babama ve kardeşime çok selam söylüyorum. Leyla, Kemal, Pırıl. Sizi seviyorum. Mehmet abi videoyu sen kapatır mısın? Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.